This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. İşte Başarı programımızın bu haftaki konuğu Ervan San İnşaat ve yanımızda firma ortağı Mustafa Bey var. Merhabalar Mustafa Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 42 yaşındayım, Akdeniz Üniversitesi Halitay Kadastro mezunuyum. Uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında inşaat sektöründe edindiğimiz tecrübeleri Ödemiş halkına katkıda sunmaya çalıştık. Bir şeyler yapmaya çalışırız, buraya başarabilirsek Ödemiş halkı için iyi olur. Kurumunuzun kurulduğu günden itibaren kat etmiş olduğu yollar nelerdir? Firma ortaklarının 90'lı yıllardan beri bu sektörün içindeyiz. Öncelikle pen sektöründen ve çelik sektöründen sektöre girdik. Daha sonra yerinde imalatın halka daha iyi ulaşabilmesi için inşaat sektörüne başladık. Yaklaşık bir 20 yıldır da inşaat sektörünün içerisindeyiz. Başarıyı ve istikrarı neye borçlusunuz? Biz ekip olarak, bizle beraber çalışan A'dan Z'ye bütün ekip personelinin bütün fikirlerini alıp ortak bir fayda üzerine birleştirip bunu pratiğe dökmeye çalışarak başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ve bunu daha çok yapmaya, özellikle ihtimam etmeye çalışıyoruz. Sizi bu sektörde diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Bizi diğer firmalardan ayıran özelliklerden biri, öncelikle birçok kalemi ve branşları kendi atölyelerimizde yerinde imalatla halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Artı bizim için en önemli şey, kaliteyi insanların alabileceği minimum ekonomik seviyelere getirebilmek. Satış sonrası destek veriyor musunuz? Biz sektörde kalıcı olmak istiyoruz. Kalıcı olurken de müşteri memnuniyetini en üst safhaya getirmek istiyoruz. Ve bunu yaparken de biliyoruz ki bizden ev alan insanlar, yani müşterilerimiz uzun yıllar birikimlerini bir araya getirerek ev sahibi olduklarından dolayı gerek bizden gerek kendi kullanımlarından kaynaklı hataları da yerinde çözerek minimum hata yaparak bunları memnun etmeye çalışıyoruz. İleriye yönelik hedef ve projeleriniz nelerdir? Öncelikle hedefimiz bize gelen müşterileri banka olayından uzaklaştırıp alacakları dairede daha ekonomik seviyede ve daha rahat ödeyebilecekleri bir konsepte çekmeyi, artı eğer başarılı olabilirsek ileriki süreçlerde biraz daha enerji sektörüne girmeyi düşünüyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz.